Piyasa Analiz programına hoş geldiniz efendim. Her gün burada araştırma müdürümüz Cenk Akyoldaş ile birlikte piyasaların detaylı analizini yapıyoruz. Bugün de aslında piyasalarda hareketli bir gündeyiz yine. Bir taraftan petrol fiyatlarında ciddi yükselişler gördük. Sabah saatlerinde 109 doları gördük Brent'te. Ham petrolde 108 doları gördük ve de diğer taraftan Asya tarafında satıcılı bir seyir görüyoruz piyasalarda ve Rus tahvillerinde bir ilişkin bir açıklama geldi. Rusya Merkez Bankası yabancılara tahvil kupon ödemesi yapılmayacağını açıkladı. Öte yandan sabaha karşı Biden'ın Ulusun Birliği konuşması vardı ve de orada tüm hava sahasını Amerika Birleşik Devletleri'nin Rus uçaklarına kapattığını açıkladı Biden. Putin'i diktatör olarak nitelendirdi ve Ukrayna'daki beklemediği bir direnişle karşılaştığını ve yanlış bir hesap yaptığını söyledi Joe Biden, Putin'in. Diğer taraftan Rusya'nın saldırısının şiddetlendiğini ifade edelim. Dün 7. gün oldu bu arada Ukrayna saldırısında ve şiddetin dozu artıyor. Kiev'de bir televizyon kulesi vuruldu ve Ukrayna'nın en büyük şehirleri de bombardıman altında ve başbakandan bir açıklama geldi Ukrayna'dan, pardon başbakan yardımcısından ve özellikle doğu kısmının ülkenin şiddetli saldırılara maruz kaldığını söyledi ve Ukrayna istihbaratından da bir açıklama var. 300 Belarus tankı sınırda bekliyor ve Belarus da yakında savaşa girebilir diyor Ukrayna istihbaratı. Dediğimiz gibi bizim Türkiye içeriden de aslında bu da önemli, konuşulması gereken. Çavuşoğlu'nun açıklaması var, Dışişleri Bakanı. Türkiye'nin Rusya'ya yaptırımlara katılma eğiliminde olmadığını ifade etti. Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Habertürk canlı yayınında konuştu. Türkiye taraf tutmak zorunda değil. Görüş ayrılığımıza rağmen her iki ülkeyle hem Rusya hem Ukrayna ile ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geliştiren bir ülkeyiz şeklinde bir açıklaması var. Şimdi sizden bir genel yorum alalım. Piyasalardaki fiyatlamalar neyi işaret ediyor sizce şu anda? Tabii bugün OPEC toplantısı var bu arada, OPEC evet. Plus. Orada da petrol arzını Nisan'da OPEC Plus'ın 400 bin varil daha arttırmasını yönünde bir anlaşma yapması bekleniyor. Ve dün de Uluslararası Enerji Ajansı'ndan orada üyelerle koordineli bir şekilde 60 milyon varil petrol rezervinin de serbest bırakılacağı ifade edildi. Fakat bu açıklamanın üzerine petrol arttı. Çünkü tutar çok büyük bir tutar değil. 60 milyon varil diyoruz ama 60 milyon varile baktığınız zaman günlük yaklaşık şu anda 95 milyon varil tüketildiğini düşünürsek yarım günlük bir petrol miktarı gibi düşünmek gerekiyor. Öte yandan baktığımızda bu 60 milyon 30 milyonunu Amerika karşılayacak olduğunu da belirtelim. Beraber bir organizasyon yapılıyor. 31 ülke bir araya geldi. Bu rakamın tedavüle çıkmasını sağlandı. Ama görüldüğü üzere bundan sonraki süreç sürecin getireceği, bu yaptırımların getirdiği yan etkiler olarak hatırlarsanız ilk gün ne demişlerdi? 2000 dolarlık doğal gaz fiyatlarına alışın gibi söylemler karşı gelmişti. Bunların hepsi yavaş silahların karşılıklı olarak çekilmeye devam edeceğini gösteriyor. Bir süre daha enerji fiyatlarının diri kalması kaçınılmaz olacakmış gibi gözüküyor. Dün önemli bir eşik atlatıldı. O eşiği atladıktan sonraki süreç bir %10'luk yukarı doğru marj vardı. O marjı bir günde kapattığını gördük. Dünkü MTI yayınına bakarsa izleyiciler orada bahsetmiştim. Karar verme noktasında olduğunu, bu eşin üzerindeki rakam bir %10'luk bir marj açma durumu söz konusu olabilir diyorduk. O gerçekleşti, bir günde gerçekleşti. Görünen o ki buradaki süreç yüzlü fiyatlara biz kendimizi alıştıracağız. Hatta bu belki 115'li, 120'li fiyatlara bile doğru evrilebilir. Hatırlarsanız daha geçmişe doğru gittiğimiz zaman 2008 krizi öncesinde 145 dolarlık rakamlarla karşı karşıyaydık. Daha sonrasındaki süreçte bu 115-120 dolar civarında bir ikinci tepeyi yapmıştı. Kademe kademe, basamak basamak aşağı gelmişti. Şimdi geçtiğimiz sene korktuğumuz bir senaryodan bahsediyorduk. 60 dolarlık seviye kırıldıktan sonra burada bir süper döngü olabilir mi noktası gündeme getiriyordu. O zaman yabancı kurumlar tarafından da özellikle Bank of America'nın yapmış olduğu raporlarda süper döngü MTI fiyatlamalarına gelebilir mi vurgusu vardı. Onun şu anda tsunami'sinin yaşandığı bir dönem içinde olduğumuzu gösteriyor. Resmen şu anda bir MTI tarafında hem her
her branşta yani fark etmiyor. Hepsinde ciddi bir ivmelenme söz konusu olduğunu görüyoruz. Bir süre daha bu süreç tansiyon düşmediği sürece devam edecekmiş gibi bir izlenim yaratıyor. Bu tansiyon da pek kısa vadede düşecekmiş gibi görünmüyor. Fiyatlamalar daha ziyade buradaki hikayenin daha kalıcı, daha zamanla yayılmış. Belki cephelerin de daha genişleme yani artacak noktaya doğru evrileceğini fiyatlamaya başlamış vaziyette olduğunu söyleyebilirim. Evet, bu arada fiyatlamalarda 111 dolar seviyesine kadar evet. geldiğini de ifade etmiş olalım. Yani 111 doları da geçmiş bu arada. 18,5 senenin en yüksek seviyesi olduğunu hatırlatalım. İstiyorsanız petrol grafiğine de bakabiliriz. Nasıl? Aslında hazır konudan bahsederken... Demin anlatmaya çalıştığım o... Evet, grafik iyi olabilir. Uzun vadeli petrol grafiğimiz var bir tane. Krizler diye bahsettiğimiz. O grafiğe baktığımız zaman şu anda geldi. Buradaki işte demin anlatmaya çalıştığım senaryo, yani hikaye şuydu, 147 dolarlık 2008 krizi öncesindeki tepe, daha sonra 112 dolarlık tepe, sonra 77 dolarlık tepe. Bu 77 dolarlık tepenin olduğu yer İranlı komutanın öldürüldüğü zamanda hatırlarsanız 2000 Ocak ayında suikast olmuştu. O zaman bir sıçramıştı. Sonra peşinden pandemi geldi. Pandemiyle birlikte çöküşün yaşandığını görmüştük. Bu sürecin getirdiği yapıda biz burada eksi 40 dolarları görmüştük. Bir günlük de olsa kapanış olarak. Daha sonrası kademe kademe. İşte anlattığım hikaye şuydu. Şu uzun vadeli düşen trend çizgisi kırıldıktan sonra, o nereden geçiyordu? 60 dolardan. İşte burası kırıldıktan sonra hareket başka bir evrene doğru evrilmeye başlıyor. Bu hareketin hedefi, ben hep şu bölgeyi bekliyorum. 100-103 bölgesi olur diye bekliyordum. O bölgeye geldik, o bölgenin ötesine taşmaya başladı. Şimdi bu bölgenin ötesine taşıyorsa o zaman yukarıdaki hedefler artık gündeme gelmeye başlayacak. Büyük makro hedefte baktığımız zaman burada 130 dolarlı fiyatlar gözükmeye başladı. Yani projeksiyon hedefler olarak gözüken yerler 132 dolar civarında bir seviye. Hatta 146 dolarda iki projeksiyon hareketi var. Birincisinin hedefi 132 dolar, ikincisinin hedefi de 146 dolar olduğunu gösteriyor. Bu da dünya ve bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için oldukça katastrofik bir yapıya işaret eder. Maliyetlerin artmasına, bu maliyetlerin artması da önümüzdeki dönemde bir enflasyonist baskının çok daha kuvvetlenmesine yol açacaktır. Bu mücadelelerde tabii ki merkez bankalarının bu sıcak hikayelerin olduğu, böyle finansal sistemi zorlayıcı tedbirlerin alındığı bir dönem içinde bunlarla mücadele etmek hakikaten merkez bankalarında zorlu bir sürece girdiğini gösterir. Burada hakikaten atılacak adımlar oldukça muntedil, bilinçli, o riskleri doğru ölçebilen, zamanı, kontrolünü elde geçirebilecek bir yaptırımın içinde olması lazım. Eğer bunu beceremezlerse hakikaten kontrolden çıkan bir yapıyla karşı karşıya kalırız. Şu anda konuştuğumuz Amerika'da işte 7,5'luk enflasyonlarda bir bakmışız %12'ler, %14'ler, %15'leri konuşur noktaya doğru gideriz. Biz de artık hangi noktaya doğru evrilir bunu da bilemiyoruz. Evet, şimdi o konuya ilişkin olarak da enflasyon konusuyla ilgili, evet. Özellikle gıda konusuyla ilgili Norveçli gübre üreticisi Yara International diyor ki Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle küresel gıda arzı risk altında diyor. Ve tarım için Rus ham maddelerine bağımlılığın azaltılması gerektiğini söylüyor. Genel olarak tüm ülkelere yönelik. Hatırlatalım, Rusya ve Ukrayna birlikte küresel buğday ihracatının %29'unu, dünya mısır arzının %19'unu ve dünya ayçiçek ihracatının %80'ini oluşturuyor ki... Hepsi de yani temel gıda maddesi konumunda bunlar. Tabii. Şimdi ayçiçek yağında sıkıntı olunca diğer yağ birimlerine doğru kayış oldu. İstersen palmiyavda da ciddi bir sıçrama yaşandı buna bağlı olarak. Evet. Peki burada şunu soracağım ben. Bu emtia konusu da tabii sizin uzmanlık alanlarınıza girdiği için. Şimdi Rus ham maddelerine bağımlılığı azaltmamız gerekiyor diyorlar. Tamam ama bu kadar kolay mı? Yani alternatif yaratmak... Yani buradaki sonuçta bir tahım ürününden bahsediyorsak, düşündüğün zaman bir ekim süreci, tarım alanları gerekiyor, sulama sistemleri olması gerekiyor. Dediğiniz gibi dünyanın belli coğrafyalarında bu işler ancak kotarılabiliyor. Herhangi bir mevsimsel etki olduğunda bile, yani biliyorsunuz yağışların yeteri kadar olmaması ya da bir... kuraklık yaşanması ya da başka bir felaket, sel tarzı felaketler yaşanması gibi unsurlar fiyatlar üzerine etkili olabiliyor.
Bu kadar kolay olabilseydi o zaman hemen oradan o bölgeden başka yere kaydırıp bunlar kontrol altına alabilirdi. Maalesef o kadar basit olan süreçler değil, zamandan yayılmış politikalarla ancak gerçekleşecek. Öyle de sonuçta bunu biraz da coğrafyada izin vermesi gerekiyor ki siz bu tarım alanlarında başta üretebilirsiniz başka yerlere. Belki önümüzdeki dönemde Afrika bölgesi daha çok konuşulur olmaya, belki tarım arazilerinin başka yerlere kaydırılması. Biliyorsunuz son dönemde Afrika'da geniş tarım arazileri alınarak oralarda ekim, çiftlik Çin orada yapan, öne çıkıyor. Çin yapıyor, Türkiye de bunu yapmaya çalışıyor bir şekilde ve birçok ülke artık oraya doğru kaymaya başlıyor. Yeni alanlara doğru kayılması gerekebilir ama tabii ki bunlar da öyle hemen bugünden yarına. Hem lojistik sistemini oluşturmanız lazım, hem iş gücünü oluşturmanız lazım, hem sulama, kuraklık hikayeleriyle mücadele edebileceğiniz sistemin oluşması lazım gibi bir sürü faktör var. Bugünden yarına hemen olabilecek gibi faktörler değil. Ama hep belirtiyorum, bu Avrupa'da başlayan bu sıcak çatışma artık bundan sonra yani arka planının aslında bence Afrika'ya dayandığını düşündüğüm bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Kurguluyorum hem kafamda. Yani bundan sonraki hikaye tamamen Afrika'ya kaydırılacak bir senaryonun tetiklenmesi diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu tabii uzun bir konu. O yüzden ben bunu açmayacağım. Çünkü şurada yine bu konunun devamında, yani bu gübre demişken, daha doğrusu küresel gıda arzını etkileyen bir konu olduğu için azot bazlı gübrelerin üretimi için kritik olan doğalgazın yanı sıra bitkiler için de gübre ham maddesi ihraç ediyor Rusya. Ve tabii, şirket açıklaması bu, Norveçli Gubrieritsiz Yara diyor ki, Avrupa'nın temel bitki gübre bileşenleri olan nitrojen, potasyum ve fosfat tedariki toplamda %25 dünya Rusya'dan geliyor diyor. Kesti de onu biliyorsunuz. Harekata başlamadan önce bunu da dünyaya satışını durdurdu. Çünkü bu bahsettiğiniz ekipmanların hepsi, maddelerin hepsi silah yapımında, bomba yapımında kullanılan elementler. Öyle olunca da ister istemez orada da ciddi bir sıçramaya yol açacak. Yani sonuçta girdi maliyetlerinin de yükselmesine yol açıyor. Hem tarım alanlarının azalması, hem ihracat yollarının tıkanması, hem işte bundan sonraki mahsulleri almak için gerekli olan gübrelerin üretilmesi için gerekli olan maddelerin azalması. Yani bu işin aslında önümüzdeki seneye de şimdiden sarkacağının sinyallerini bize veriyor net şekilde. Evet, önümüzdeki seneye belki daha ilerleyen dönemlere de şöyle bir şey var bir de. Yani önümüzdeki seneye alacağımız mahsulün bile şu anda ekimiyle ilgili sıkıntı yaşanacağını işaret ediyor bu söyledikleriniz. Şimdi hani analistlerin yorumlara baktığımız zaman şöyle tabii yorumlar görüyoruz ağırlıklı olarak. Ruslar yaptırımların nereye gideceğini okuyamadı, biraz hafife aldı, hı hı, ve yapacakları bir şey kalmadı şeklinde yorumlar var piyasada. Arka arkaya farklı kurumlardan gelen. Fakat tabii bir de şu var, Rusya'nın ekonomisi hani aslında sanayiye dayanmıyor. İşte petrole ve kıymetli metallere dayanıyor. Ama hatta şöyle, yani geçen gün bir grafik var, internette de geziyor, görmüşlerdir. Rusya'nın enerji gelirleri tarafına baktığınızda bir birim doğal gazdan kazanıyorsa, yani yaklaşık 20 milyar dolar civarında doğal gazdan kazancı varken 60 milyar dolardan fazla petrol tarafından gelir. Aslında esas geliri petrol tarafından. Bu petrol fiyatlarındaki sıçrama da birazcık bedel ödetmenin yansıması gibi. Arzı kısacağım ben, vermeyeceğim. İşte buradaki Rusya'nın sistem dışına çıkması. Şimdi bunu hangi piyasayla telafi etmeye çalışıyorlardı. İran piyasasını tekrardan vizyona sokarak, sisteme sokarak telafi edilmeye çalışıyordu. Son günlerde özellikle Rusya, İran'la tekrardan yakınlaşma noktasına hareket ettiğini görüyoruz. Özellikle de bu uranyum zenginleştirme konusunda destekler vermesi noktasına hareket edecekmiş gibi bir izlenim oluştu. Bu da Amerika ile devam eden nükleer müzakerelerin biraz sancılı bir dönem içine girmesine potansiyeli gösterir. Bu da İran petrolünün piyasaya gelmesini biraz törpüleyebilir. Evet, şunun için soruyorum ben. Şimdi hani belki Rusya'nın gerçekten hani farklı tarzda bir ekonomisi olsa bu kadar yaptırımdan daha da fazla etkilenirdi. Çünkü ürün alamayacak. Ama baktığımız zaman da ekonomi petrole ve kıymetli metallere ağırlık dayandığı için hani bu bir
koruma olabilir mi Rusya ekonomisi için? İşte ne dersiniz? Rusya'da kendine kalkan oluşturmaya çalışıyor. Mümkün olduğunca fiyatları yukarı çekmeye çalışıyor. İşte karşı tarafta bunu atak yaparak işte 60 milyon varil serbest bırakmaya çalışıyor. Arttırmaya çalışıyor arz tarafını. Tedarik tarafındaki bozulma daha ciddi bir şekilde alacakmış gibi gözüküyor. Öyle olunca da baskı istersemez fiyatlar üzerine daha sertleşmiş vaziyette olduğunu görüyoruz. Bu kaçınılmaz bir şekilde bundan sonra yani iki tarafta karşılıklı olarak ellerini yükseltmeye başladı. Bir poker oynanıyorsa herkes potunu yukarı doğru çekmeye çalışıyor. Kendi elini güçlendirmeye çalışıyor. Şu anda yapılan hamlelerde bunun bir göstergesi Rusya tarafından atılan adımlar. Evet, tabii. Kendisine alınan tedbirlere karşı yansıması da fiyatlamalarda emtia tarafında önemli bir oyuncu olmasını getirmiş olduğu etki. Başlangıçta söylemiştik Rusya Merkez Bankası yabancılara tahvil kupon ödemesi evet. yapılmayacağını açıkladı diye. Yapmaması çok doğal. Zaten varlıklarına el koymuşlar. Daha önceki yayınlarda da şundan bahsediyorduk. Yani bunlar bir sigorta parası gibi düşünün. Alınamayacak, tahsil edemeyecek ürünler alacaklar doğrusu. Bu merkez bankalarında el konulan sistemler üzerinden, sigorta mahkemeler üzerinden yürütülecek davalarla tahsil edilmesi gündeme gelecektir. Bu arada bugün dolar TL biraz önce yine 14 seviyesinin üzerini gördü. 14.01 ve euro TL'de 15.60 seviyesinin üzerini görerek 15.61 oldu. Bugün bizim piyasa için de önemli günlerden biri olabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü Rusya piyasayı açmaya karar verdi. Borsasını bugün açmaya karar verdi. İşlem görmeye başlayacak. Bu işlem görme süreci başlarken işte o taraftaki hareketlenme bizim üzerimizde de bir baskı unsuru oluşturabilir. Dikkat etmek lazım. Evet ama orada galiba bir açıklama gelmişti yayına girmeden. Bugün de evet... Moskova borsasında bugün de işlem senedi başlatmamaya. Evet, bugün de yapılmayacak diye. Pardon. Hafta başından bu yana işlemlere izin vermediğini vurgulamış olalım. Zaten 5'ine kadar almışlar. Ben şimdi haberi okurken şimdi bu düşünce ben demek ki o başlatmamayı başlama diye algılamışım. O nedenle şaşırdım bir anda. Evet. Şimdi şöyle diğer taraftan Biden'ın açıklamalarında öne çıkan vurgulardan biri en büyük önceliğinin fiyatları kontrol altına almak olduğunu ve enflasyonla mücadele için maliyetleri düşürme ve yerli üretimi arttırma çağrısında bulundu. Evet ve 16-17 Nobel Ödüllü iktisatçı ile görüşüp bunu karara bağladıklarını, onlardan tavsiye aldıklarını belirtiyor. Ciddi bir programa hazırladıklarını, bunu uygulayarak enflasyona mücadele etmeye çalışacaklarını, 40 yılın en büyük büyümesini gösterdikleri dönemde bir enflasyonda da bir sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. Söylemlerinde iş gücü piyasasında oldukça iyi olduklarını, 6,5 milyon kişiye iş yaratıldığından bahsetti. Ulusal sesleniş konuşmasıydı net şekilde. Ama en büyük sıkıntının net şekilde enflasyon tarafında olduğu. İşte bununla ilgili önümüzdeki dönemde ciddi bir uygulamalar gidileceği anlatılıyor. Enflasyonla mücadele planın bütçe açığını da azaltacak evet. demiş. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daha fazla araba ve yarı iletken yapın çağrısı var. Hatta konuşma sırasında Intel CEO'su da konuşmadaydı. Yani daha doğrusu konuşmanın yapıldığı temsilciler meclisiydi orası sanırım. Oradaydı ve Intel'in de yeni yatırımlara hazırlandığını ifade etti diye hatırlıyorum. Intel Amerika'da 20 milyar dolarlık bir yatırıma başlamıştı zaten. Ek bir yatırım yapacağını söylemişti. Onun dışında Intel yine geçtiğimiz günlerde Almanya'da... 100 milyar dolara çıkacakmış galiba o. Burada notta göremiyorum ama Intel 100 milyar dolar yatırım yapacak gibi bir açıklama hatırlıyorum. Ben izledim çünkü konuşmayı da. Intel kısmı aklımda kalmış. Yani, bu arada bir de yeni Covid varyantlarına hazırlanmalıyız kısmı var. Yani Covid artık bence şu anda bu savaş varken biraz daha geri planda kalacakmış gibi gözüküyor en azından. İnsanların şu anda konsantrasyonu başka bir noktada. Diyor ki Biden, ekonomi tahmin edilenden daha hızlı toparlanıyor. Hı-hı. İşletmelerin üretimi sürdürmek için yeterli işçiyi istihdam etmekte zorlandığını söylüyor. Ve enflasyonla mücadelenin bir yolunun ücretleri aşağıya çekmek ve Amerikalıları daha yoksul hale getirmek olduğunu belirterek enflasyonla mücadele için daha iyi bir planım var. Ücretlerinizi değil maliyetlerinizi düşürün. Amerika'da daha fazla araba ve yarı iletken yapın. Daha fazla altyapı ve yenilik yapın. Şimdi bu bahsedilen konu aslında
tamamıyla Rusya'nın kıymetli metallerinin konuları. Hı hı. Hani tabii ki Avrupa'yı daha çok burada konuştuk. Hani Avrupa'nın evet. Kıymetli metalleri ve Rusya'nın onlara ihracatı olarak ama bu araba konusu paladyumdur, nikeldir. Bu yani dediğimiz nikel, gibi kıymetli metallerle ilgili. Kıymetli metallere tabii ki ihtiyaç var. Çip konusunda da yine ara evet. girdiği noktalarda önemli Rusya'dan alınan elementler önemli noktada olduğunu biliyoruz. Şimdi neden araba üretin diyor? Çünkü ikinci el arabalar enflasyon üzerinde ciddi baskı unsuru. Geçtiğimiz ayki gelen veride kırılımda ikinci el araçlar en büyük kalemdi. Enerjinin ötesine geçmiş vaziyette. Hatta son iki aydır öyle gidiyor. Bu ay muhtemelen o değişecekti. Bu ay sanki enerji fiyatları biraz daha ön plana çıkacak yavaş yavaş. Özellikle Mart ayındaki yani Nisan başına gelecek olan verilerde daha da etkili olacak. Çünkü son hareketlenme Mart ayı içinde yaşandı petrol fiyatlarındaki. Orada da iki ucu keskin bıçak diyoruz hep. Fed'in durumu oldukça zor. Üretimi arttıracaksınız ki birim maliyetler düşsün, işte tedavüldeki araç miktarı artsın ki işte arz talep dengesindeki bu bozukluk telafi edilsin. Ama hep de belirtiyoruz, sektörde bir değişim söz konusu. Bu değişim yeni yatırımlar gerektiriyor. Bu yeni yatırımların getireceği etkilerle beraber hep belirtiyoruz. Yeni yatırımdan gelecek aracın birim maliyetiyle eski sistemde üretilen aracın birim maliyeti arasında tabii ki fiyat uçurumu var. Şimdi öyle ya da böyle siz bu aradaki dengeyi, bu geçişi sağlayabilmeniz için iki fiyat arasındaki dengeyi bir şekilde teşkil etmeniz lazım. Biraz da araç üreticileri bazı noktaları bahane ederek bence mevcut bu geçiş dönemini hızlandırabilecek altyapıyı oluşturmaya çalışılıyor. Burada da ikinci el araçlardaki fiyatlamanın arkasındaki ana unsurlarının başında bu geldiği kanaatindeyim ben. Ki bu şekilde ancak bu yeni yatırımların maliyeti ile gelecek olan araçları piyasaya daha çabuk sürülebilsin. Hı hı. Bu arada Fed'den, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester diyor ki Ukrayna'daki durum enflasyon için yukarı yönlü risk oluşturuyor. Hı hı. Ve ABD Merkez Bankası için de sorunlar var burada diyor. Olayın ekonomik görünüm üzerinde etkileri var. Büyüme tahminine aşağı yönlü riskler koyarken enflasyona yukarı yönlü risk ekliyor. Fed para politikası belirleyicilerinin karşı karşıya olduğu zorluk para politikasının yeniden kalibre edileceği ve şimdi enflasyonu kontrol altına almak ve aynı zamanda genişlemeyi sürdürmek ve sağlıklı iş gücü piyasalarını korumak için pandemide daha önce ihtiyaç duyulan acil durum seviyelerinden uyumu nasıl azaltacağıdır diyor. Fed'den aynı zamanda Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic de Fed'in karşı karşıya olduğu ekonomik manzaranın petrol fiyatlarında ve politika yapıcıların hesaba katması gereken potansiyel tedarik zincirlerinde meydana gelen şoklarla çok değiştiğini söylemiş. Şimdi bir 10 gün önceki fiyatlamaların dinamikleriyle şu anki fiyatlamaların dinamikleri arasında dağlar kadar fark evet, var. Şunu da ekleyeyim. Çünkü diyor ki enerji çok değişiyor. İnsanların ve malların Avrupa'da hareket etme yeteneği bu çok değişecek gibi görünüyor diyor. Bunun tedarik zincirleri ve bir sürü şey üzerinde etkileri var. Ve böyle bitirmiş konuşmasını. Çözmemiz gereken çok şey var diyor. İşte bir anda masadaki mes arttı. Gündem değişti. Gündem değişti. Mesela petrol fiyatlarındaki baskın bir diğer faktördü. ABD'de dün açıklanan verilerde ham petrol stokları 6.1 milyon varil azaldığını görüyoruz. Yani bunlar önemli faktörler. Fiyatlamanın üzerinden ciddi kırılmalarında işaret etmesinde kaçınılmaz oluyor. Yine biliyoruz aynı zamanda Avrupa tarafından da Merkez Bankası başkanları tarafından da açıklamalar geldiğini, İngiltere Merkez Bankası'ndan da üyelerden açıklamalar geldiğini gördük. Lagarde'dan da açıklamalar geldi. AB'nin Rusya'ya yaptırımlar uyguluyor. Bu yaptırımların bedelleri olacak. Bunların da bir ekonomi üzerinde külfeti olacaktır söylemi söz konusu. Bu sene için sonbahara doğru Avrupa Merkez Bankası'ndan da bir faizde hareketlenmek olma ihtimali gelebilir diyorduk. Biraz ayak sürüyordu biliyorsunuz hep Lagarde tarafı. Daha böyle ılımlı davranma noktasında hareket ediyordu. Önce Fed'in adım atmasını daha peşinden onu takip etmek yönünde hareket edecek diyorduk. Maalesef bir anda bu Rusya'daki tansiyonun yükselmesinin risk unsuru olduğunda hep arada vurguluyorduk. Eğer bu Avrupa'da gerçekleşecek bir sıcak çatışma
ECB'nin atacağı adımların önüne geçme ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu son dönemlerde vurgulamaya çalışmıştık. Onun yansımasıyla beraber orada da bu sene artık pek adım gelme ihtimalinin gündemden kalktığını söyleyebiliriz. Yine İngiltere Merkez Bankası tarafına baktığınız zaman evet, orada yine Ukrayna'nın faiz kararları üzerinde etkisi belirsiz olduğunu, nasıl orada da enflasyonun %7'yi aşacağını tahmin ettiklerini vurguluyorlar. Bunların hepsi yüksek enerji fiyatları yine aynı şekilde enflasyonu besleyen faktör olarak belirtiliyor. Bunlar tüm merkez bankalarının elini kolunu birazcık bağlayan unsurlar olmaya başladı. Önümüzdeki günler hep merkez bankalarının toplantıları daha da önem kazanmış vaziyette olacak. Evet, bu arada dün burada konuşuyorduk, Amerikalı şirketler acaba ne yapacaklar Rusya'da diye. Çünkü Shell çıkıyor Rusya'da. BP çıkmıştı. Evet, BP çıkmıştı Rosneft'teki %19.75'lik hissesinde 25 milyar doları yakmıştı orada. Evet. Şimdi ExxonMobil, Amerikan enerji devidir. Rusya'daki Sakhalin 1 sahasındaki operasyonlarını durduracak ve yeni yatırım yapmayacak şeklinde bir açıklama yaptı. Şirketin yazılı açıklaması bu. Özgürlükleri savunmaya ve bir ulus olarak kendi geleceklerini belirlemeye çalışan Ukrayna halkını destekleyeceklerini vurgulamışlar. Bu arada Apple ve Nike Rusya'daki satışları durdurdu. İnternet üzerinden yapılan satışları durdurdular şeklinde bir haber vardı. Ford Rusya'daki operasyonlarını askıya aldı. BMW Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimi askıya aldı. Volkswagen'den bir açıklama var. Ukrayna krizi tedarikçileri zora sokarken üretim kesintileri konusunda bir uyarı geldi. Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'den ve 16 Mart haftasında Wolfsburg tesisinde üretim yapamayacağını ve fabrikanın 6 Mart haftasından itibaren daha az üretim yapacağını açıklamışlar. Diğer taraftan işin yine petrol doğalgaz tarafına geçersek eğer haber akışında, Rusya'da doğalgaz fiyatlarının %27 yükseldiğini görüyoruz ve de dün siz bahsetmiştiniz orada özellikle Almanya'nın depolardaki doğalgazı bir hayli azalmış. 30'un altına düşmüştü. İşte dün de Avrupa'da bir anda doğalgaz fiyatlarının %27 fırladığını. Almanya Ekonomi Bakanı'nın açıklamaları geldi şu anda. Rusya'nın gaz ihracatını durdurması olasılığına hazırlanmalıyız diyor. Nasıl yani bu, şimdi bu konu tabii enteresan bir konu. Yani şu anlamda bu doğalgazı bir anda getiremeyecekleri için bir yerden ve koskoca bir kıtadan bahsediyoruz. Durmaları söz konusu. Orada Katar. Cezayir belki. Cezayir zaten son günlerde bu işe soyunmaya Avrupa'ya tedarik noktasında. Enerjide en kötü senaryo gerçekleşmedi. Rusya hala gaz sevkiyatına devam ediyor diyor Almanya Ekonomi Bakanı. Dün gelen yaptırımlar tarafında da baktığım zaman işte hep belirtiyoruz, önemli bankalarla evet yaptırım noktasında hareket vardı. 7 bankada sınırlama geleceği belirtti, Swift sistemiyle ilgili Avrupa Birliği. Burada da dikkati çeken baktığımız zaman hep belirtiyoruz, Gazprom Bank'ın bu sistemde olmadığını gördük. Aynı şekilde burada hangi bankalar var listede? VTB Bank, Okrit, Novikom Bank, Promis Bank, evet, Rusya Bank, Sovcom Bank ve Web. Yani 7 Rus bankasının AB'nin Swift'ten çıkarmaya hazırlandığına yönelik bir haber bu. Burada dediğiniz gibi Gazprom Bank, bu da ülkenin 3. büyük bankası, listede yer almıyor. Evet, Siberbank da yok, 1. bankası da yok aslında bakarsanız evet, listede. Ha, onu evet, o da önemli bir gelişme olarak. 1. bankası değil mi? Evet, Siberbank. Rusya'nın en büyük bankası. Bu arada Polonya ve Estonya gibi bazı ülkeler söz konusu listeyi yetersiz bulmuş ve kapsamın genişletilmesini istemiş. İşte Avrupa'nın bu %40 bağımlılığı doğalgaz tarafında Rusya'ya ister istemez bazen adımlar atarken daha böyle dengeleri tutturmaya çalıştıklarını görürüz. Hem yaptırıyorlar ama bazı noktalarda da kendine iltimas geçecek ayrıntılara da dikkat ediyorlar. Evet. İsterseniz biz yavaştan başlayalım grafiklere. Başlayalım. Çünkü dolar endeksinde de güçlenme var.
Dolar endeksinde evet ciddi bir hareketlenme oldu. Yukarı ters yönlü bir hareket yaptı hatta. Aşağı doğru 96 bölgesi aşağı doğru geçilebilir mi acaba diye söylemler vardı. Söylüyorduk yani. Bir anda burada tersine bir ikame geldi. Özellikle dün 10 yıllık tarafta faizler tarafında ciddi bir kırılım olduğunu, faizlerdeki aşağı doğru hareketin geleceğini, buna da benzer bir şekilde DXY'in de acaba dolarda bir zayıflama imkanı olabilir mi? Çünkü emtia fiyatlarının yukarı gittiği dönemde normal koşullarda doların da zayıflıyor olması lazım. Yani dolarla emtia fiyatları ters korele gider normal koşullarda. Şu anda buradaki güçlenme bir anda hem emtia fiyatları üzerinde bir hareketlenmeyle beraber aynı anda iki yöne bir hareketin yaşanması şaşırtıcı bir gelişme olarak adlandırmak lazım. Bakalım buradaki bizim hep daha önceki yorumlarda da belirttiğimiz 97-80 bölgesinin bir tur daha deneme çabası içinde olduğunu görüyoruz. Aradaki şu mevcut trend çizgisinin olduğu bölgeyi yine test ediyoruz. Şu trend çizgisinden bahsediyoruz. Son dönemde 1-2-3-4-5 tur bizi kollayan nokta. O bölgenin üzerine çıkamıyoruz. İğneler atsak da kapanışları o bölgenin üzerine gerçekleştiremiyorduk. Aşağıdaki trend çizgisinden de desteğini alıyor. Mevcut yapıda ortalamalarda 96 önemliydi. 96'ın altına bir fiyatlama gelirse buradaki yapı başka bir evrene doğru evriliyor olabilir diyorduk. Ama tersi yukarı doğru bir hareketlenme geldi. Şu anda 97-80 kritik eşik. Oraya geçecek mi, geçemeyecek mi? Ben son dönemde bu FED tarafından geleceğin artık fiyatlamalarda baktığımızda, anket çalışmalarına baktığımız zaman artık %0.25'lik bir artış bile böyle sorgulanma noktasına geldi. Artık 50 bas puan kesin diye bakarken 0.25'in bile acaba sorusuyla karşı karşıya geldiği noktaya geldik. Bu gelişmeler bizi 97-80'i yukarı doğru tetikletebilecek mi? Emin değilim. Onu yaşayıp göreceğiz ama burası önemli bir bölge olduğunu da hatırlatmak isterim. Geçememe potansiyeli kuvvetli. Eğer geçiyorsa zaten başka bir gelişmeler oluyor demektir. O zaman da o kıymetli metaller tarafında son günlerde başlayan hareketin sınırlı kalması beklenebilir. Orada da fiyatlamaların baskılandığını görüyoruz. Bir dolara talep var, evet. Dolar güvenli liman olarak arayışı adına. Belki şöyle de değerlendirmek lazım. Şimdi bir sorgulanma oldu ya, özellikle de bu alınan son tedbirlerden sonra acaba doların önümüzdeki dönemdeki seyri nasıl olabilir? Acaba rezerv para cinsinden kullanılmasında talep düşebilir mi gibi sorgulamalar başlamıştır. Buna bir tepki olarak hareket bu yönde evrilmiş olabilir. Onu da öyle okumak gerekebilir. Evet, bu arada şunu da notu hemen düşelim. Fed Başkanı Jerome Powell bugün evet, Temsilciler Meclisi'nde sunum yapacak. Bugün çok Merkez Bankası Başkanı konuşuyor. Türkiye saatiyle 10.08'e denk geliyor bu. Evet, saat 13'te ECB Konsey Üyesi, Schnabel, Nagel, Luis de Guindos konuşacak ECB tarafında bugün. Romanya'nın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. 17'de St. Louis Fed Başkanı James Bullard ve 17.30'da da Chicago Fed Başkanı Charles Evans konuşacak. Ve 18'de de Kanada Merkez Bankası'nın faiz kararı olduğunu hatırlatalım. Ve saat 23'te de Türkiye saatiyle İngiltere Merkez Bankası üyesi John Cunliffe'ın konuşması var diyelim. Araya girmişken bunları söylemiş olalım. Evet. 10 yıllık tarafa baktığımızda dün bir kırılımdan bahsediyorduk. Güvenli liman arayışını burada 10 yıllık tarafa talep getirebileceğinden dem vuruyorduk. Burada 84-85 bölgesini önemsediğimizi, bu bölgenin altına sarkmamız durumunda işte 50 günlük ortalama, hatta bu işin sonunda biz 1.69 bölgesi 1.70'e kadar kırmızıda gözüken 100 günlük ortalamaya kadar gelme potansiyeli olabiliyorduk ama hepsi bir günde gerçekleşti. Yani daha zamana yayılması beklenen şeyler o kadar anormal gelişmeler oluyor ki ona anormal tepkiler gerçekleşebiliyor ki piyasalar. İşte petrole günde %10'luk tepki. Burada keza benzer bir şekilde yine kripto para tarafından bir günde %15'lik sıçramalar gibi gelişmeleri takip ediyoruz. Buradaki süreçte de şu bölgeden geçen özellikle 50 günlük ortalama aşağı doğru kırılınca 1.79-1.80 bölgesi 1.69'daki ortalamaya kadar geldik. 1.69 hem Fibonacci'den hem de 100 günlük ortalamadan çok önemli.
Ben kısa vadede hemen bu bölgenin altına inmesini beklemem. Şimdi o zaman bir süre 50 günlükle 100 günlük arasında konsolidasyon dönemine girmesi gerekir. Bu dönem ne zamana kadar? FED toplantısına kadar muhtemelen bu aralık içinde geçirebiliriz. Ama hareketler de o kadar agresif ki, haber akışları o kadar duyarlı ki, bunu güvenli liman arayışında bir anda bir coşku olduğunu tekrardan gördük. Şu noktada ne fiyatlıyorduk? Acaba 2.07 geçilir, 2.25-2.30'lara gider miyiz? Ama şunu hep vurguladık, 2.07'yi çok önemsediğimizi, 2.07'nin kolay kolay geçilemeyeceğini, 1.95-2.07 arasında bir konsolidasyon süreci içinde olabileceğini vurguluyorduk. Ama gelişme o kadar başka bir evrene çevirdi ki son 4 günde kendimizi bir anda 1.69-1.70 bandına taşımış bulduk. Buradaki aşağı doğru gelişler aslında bakarsanız hisse senedi piyasalarının pozitif etkilenmesine yol açabilecek bir süreci tetikletebilir. Getiri tarafındaki beklentinin düşmesi ister istemez bir iyileşmeye yol açabilir. Aynı şekilde dün Amerika'daki bankaların Ocak ayı kar rakamları da açıklandı. Karlarında bir %90'lık artış olduğunu da gördüğümüzü belirtelim. Yine Türkiye'de de açıklanmıştı. Orada da %300'ün üzerine bir artış olduğunu görmüştük Ocak ayı rakamlarındaki karlardaki artışın. Evet. Bu arada buradan da hangisini yapalım? Siz karar verin. Dolar TL'ye bakalım isterseniz. Dolar TL'de tekrar 14.05'in üzerindeyiz. Buradaki hareketleri hep belirtiyoruz. Ortalamaları önemsediğimizi vurguluyoruz. Ortalamalardan çok uzaklaşmıyoruz. Yukarı doğru bir geçtiğimiz hafta ataklanma olmuştu hatırlarsanız. Rusya hikayesiyle birlikte 14.65'lere kadar gitmiştik. Peşinden tekrardan aşağı doğru geldik. Yapılan açıklamalarda 2-2,5 milyar dolar civarında bir müdahale olduğu belirtiliyor. Yorumlar tarafından bakılınca bankacılık uzmanları tarafından. Burada geri çekilmeyle birlikte nereye kadar gelmiştik? 13.65. 13.65 neresi? Bizim 21 barlık ortalama. 21 barlık ortalamanın altına indirmiyor piyasa. Bırakmıyor yani. Öyle ya da böyle oraya geldiği zaman tekrardan tepki veriyor. 8 zaten taşıyıcı, ana taşıyıcımız 21 barlık. Şöyle hareketi şöyle geçmişten sararsak bakarsak son 50 günlük hareket nereden bakarsanız bakın. Bu 8 ve 21'liğin arasında gidip gelen bir yapıda. 13.85'in üzerinde kalıcılık başlar. 8'den de kendini kopartmaya başladığı takdirde o zaman hareket güçlenmeye başlıyor ister istemez. Şimdi bu son gelişmelerde bu petrol fiyatlarından Türkiye'nin olumsuz etkilendiğini biliyorsun. Yine aynı şekilde yani bu enerji fiyatlamaları olumsuz etkilendiren noktalardan biri. Yine hububat fiyatlarındaki bu artış yine ithal girdi açısından baktığımızda yine bizi olumsuz etkileyen faktörlerden biri. Bu turizm gelirleri açısından baktığımızda yine o beklentiyi karşılamakta önemli bir pay sahibi olan Rusya ve Ukrayna tarafındaki savaşın getirmiş olduğu etkiler %27'lik bir turist yapısını oluşturduğunu biliyoruz. Orada da bir kayıp olma beklentisi oluşmaya başlayınca, sürecin uzayacağı anlaşılınca burada bir baskı unsuru oluşturduğunu söylemek mümkün. 13.85'in üzerinde kaldığı sürece maalesef hareket yukarı doğru evrilmek isteyecektir. İşin sırrı esasında bizim 13.65 ve altında fiyatlamalarla tutabilmemiz. Ama bunu da mevcut piyasa konjonktüründe çok da müsaade etmediğini söyleyebiliriz. Evet. Ve buradan da BIST 100'e geçelim. Olur. BIST 100'e bakalım. Bu arada Güney Kore Kospi'nin de 0.2'lik bir artışla 2703 puandan kapandığını söylemiş olalım. Bir de Viyop'u ekrana getirebilirsek, arkadaşlardan rica etsek. Burası yazmıyor çünkü şu anda. Oradaki durumu da bir görelim. Çünkü 9.30'da açıldığı için. Dolar TL'de bu arada 14. Yok şu anda 223-2224 seviyesinde olduğunu belirteyim. BIST 100 endeksine bakalım. BIST 100 endeksinde evet, neredeyiz? Orada da 0.37'lik prim yakın vadede gözüküyor şu an yoktan. BIST 100 endeksine baktığımız zaman buradaki günlük grafik açısından değerlendirdiğimizde ve dün yukarı açtık, kuvvetli bir seyirle açıldık. Ama böyle kararsız bir yapıyla kapattık.
Yurt dışında dün oldukça Avrupa tarafına baktığınızda %3,5 ile %4,5 arasında değişen, %3 ile %4,5 arasında değişen satışlar vardı. Biz ona rağmen pozitif tarafta yer aldığımızı gördük. Pozitif ayrışmaya çalıştığımızı belirtelim. 1949'u kendimize taban yaptığımızı belirtelim. Yukarıdaki hareketlerde ortalamaları 2000 bölgesine doğru ataklanma yaptık ama başarılı olamadık. 1975'in de altında kapattık. Şu anda biz kritik bir bölgedeyiz. Bir aralıktan sıyrılmaya çalışıyoruz. Dün ondan bahsetmiş. Şu bölgenin üzerine atlayabilirsek 2000-2005 bölgesine kadar gitme potansiyelinden bahsediyorduk. Dün bir kısmı onun gerçekleşebildi. Ama bu hareketin devamının, kalıcılığını sağlanabilmesi için bizim 1980-85 bölgesinin üzerinde kapanışlar almaya başlamamız lazım. Burada da iki önemli direnç noktası 1975, hemen peşinden, yani çok yakınız o bölgeye, hemen 1985, sonra peşinden de 2000-2007 bölgeleri karşımıza çıkıyor. Şu aralık bizim için biraz mücadele bölgesi. Bu paralarını geçebilirsek, 1975-2007 aralığını geçebilirsek, o zaman bu senaryodan kurtulacağız. Tekrardan 2000-2060 bandındaki bölgeye doğru geçmesinden bahsedeceğiz. Ama yok, biz bugünkü çabalarda, gelişmelerde hala yurt dışında da aksiyon tarafına baktığımızda satıcılı, Amerikan vadelerine baktığımızda pozitif bir seyir var. Sonuçta bizim de bir, nasıl diyeyim, yükümlülüklerimiz var. İşte Montreux'den kaynaklanan gelişmeler var. Tarafsız bir tavır takınmaya çalışıyoruz. Buna kadar sürdürülebilir. Ona bakacağız. Öte yandan Bayraktar sürekli gündemde tutulmaya çalışılıyor. Ukrayna tarafında oradaki elde edilen başarının arkasındaki mimarmış havası estiriliyor. Burada da bir cephe genişletme çabası gibi okumak lazım. Rusya ile olan ilişkileri orası acaba bir zedelenmeye yol açabilir mi, açmaz mı? Önemli faktörlerden biri. Rusya 4 gemisini boğazlardan geçirmek istemiş. Biz ona hayır demişiz. Ilımlı bir cevap verdiğimizi söylüyorlar. Karşı tarafta bunu kabul ettiği belirtiliyor. Ama önümüzdeki günlerde tabii bu konularda tansiyon yükselmesi beklenebilir. Bakalım hangi doğru noktaya doğru evrilecek. Yani çok bıçak sırtı bir bölgede hareket ediyoruz. Buradaki bu stresli bölgeden kurtulmanın sırrı 2000 üzerinde bir fiyatlamaya ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Onu başarabilirsek biraz daha rahatlamış oluruz. Ama yok, biz geçemiyorsak bu senaryoyu, aşağıda takip edeceğimiz iki tane ilk destek noktamız var. Birisi 1949, diğeri 1922 olduğunu belirtelim. O bölgelerin altında, 1922'nin altında bir fiyatlama görüyorsak tekrardan bize 1850'lere kadar bir marj açılma durumu söz konusu olacaktır. Şu an bir güçlenme çabası içinde piyasa iyi pozitif bardağı dolu tarafından bakmaya çalışıyordu. Ama bugün baktığımızda döviz tarafındaki hareketlenme hareketi biraz sınırlama noktasında yol açabilir. Deminki grafiği 240 dakikaya çevirdiğimizde gün içi hareketlerde 1997'de bulunan direnci test ettiğimizi gösteriyor bize. O da Fibo direnci olduğunu belirten buradaki projeksiyon hareketinin. Sevindirici gelişme dünkü hareketlerde o sıçramayla beraber 240 dakikalık grafik, yani seans içi grafik için baktığımız zaman düşen trend simgeleyen parabolik sar aşağıya attı kendisini. Tekrardan bir yükselme potansiyeli içine girdi. Yani 1825'ten başlayan hareket kuvvetlenme çabası içinde olduğunu görüyoruz. Önemli kısa vadede ki baktığımız 8 ve 21'lik ortalamaların üzerindeyiz. Bu da olumlu. Yukarıda biz 1886 üzerine fiyatlama arıyor olmamız lazım. O ilk etapta bunu başarmamız, peşinden 1997'yi geçmemiz lazım. Eğer bunları başarabilirsek tekrardan bir 2050'ye doğru bir hareketin devam etmesi beklenebilir. Baktığımız zaman savaş sonrasında, yani başlangıcından bugüne ilk şok atlattıktan sonra şu anda piyasa kendisini toparlatmaya çalışıyor görünümü söz konusu. Evet, son bir dakikamız olmalı değil mi? Globa'da bakalım isterseniz. Evet, bir dakika mızmış, bir dakika bakabiliyoruz. Viyop tarafına baktığımız zaman da burada da sıkışıklığın devam ettiğini söylemek mümkün. Aşağı doğru sarıyla gözüken ortalamaya gelip temaslandıktan sonra geçtiğimiz günlerde oradan destek aldık. Kendimizi yukarı sıçrattık. Şimdi burada da kümelenmiş olan ortalamanın olduğu bölge. Neresi orası? 2016-2027 aralığı. Bu aralık bizim için zorlu bölge. Deminkine benzer bir aralık. Orada da 1985-2000 arasından bahsediyorduk. Burada da benzer bir aralık var. Bu bölgelerin üzerine taşınabiliyorsak, kalıcılık sağlayabiliyorsak, şu anda o üzerinde açıldık. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek 2066
ve daha sonrasında da 2300'e kadar bir marj açma durumu söz konusu olabilir. Güçlenme çabası var. Bir kez daha belirtelim. 2200'ün üzerinde kaldığı sürece, hatta 2225'in üzerinde kaldığı sürece hareket yukarıdaki 2300'e gitmek isteyecektir. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. Size. Ve burada kapatıyoruz Piyasa Analiz programını. Yarın yine aynı saatte buluşuyoruz. EkoTürk ekranlarında saat 9'da görüşmek üzere.